Efendim mutlu akşam isteri. Ben Deniz Ali Yağan Pehlivan. Diyalog TV ekranlarında 1 saat 5 dakika boyunca önce ülkenin sosyal gündemini anlatacağım. Ardından dünyaya bakacağız. Ve sonra kendi gündemimizde yayınımıza devam edeceğiz. Bu 1 saatlik 5 dakikalık zaman dilimi içerisinde. Bugün Cuma. Okullar tatildi. Kar yağmadı. Sabah bazı kesimlere yağdı. Örneğin Girne Boğaz'da. Dün gece kar yağışı oldu. Sabah kalktığımda ben de evin önünde kar buldum. Ama hava nispeten güneşli, güzel bir gündü. Ama soğuk, soğuk. Güneş sizi aldandırmasın. Soğuk bir gün vardı. Çok güzel, çok keyifli bir hafta sonu umarım inşallah bizi bekler. Biraz da artık bu soğuklara veda edelim. Kardan da zevkimizi aldık. Artık yavaş yavaş bahar gelsin, yaz gelsin. Güzel günler. Arkasından gelsin. Peki başlayalım. Bir sosyal medyaya bakalım. Ondan sonra da konuğumuzla devam edelim. Efendim tekrar birlikteyiz. Sosyal medyamızı bakacağız. O yüzden video volumuzun önüne geçtik. Malum artık ülkede Cumhurbaşkanlığı yarışı şu Şubat'ın artık biliyorsunuz son haftası olacak bu önümüzdeki hafta. Dolayısıyla artık Mart ve Nisan Cumhurbaşkanlığı için 1,5 ay gibi bir süre kalmış olacak. Dolayısıyla biz de bugün Cumhurbaşkanı adaylarının ne yaptığı ile başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun kapının çatısı altına girmesi mümkün değil dedi. Bu açıklamayı dün akşam Hamitköy'de gerçekleştirdi. Bakın o soğukta Cumhurbaşkanı Eroğlu'na sıcak bir sütlü Nescafe ikramı da yapılmış. Hemen orada görüyoruz. Ve Eroğlu da Hamitköy'deki o toplantıda son günlerin tartışmalı konusu olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun Rum Kop çatısı altına girme girişiminin şov olarak niteleyenlerin maksatlarının başka olduğunu da söylemiş ve Kop'un çatısı altına girmek mümkün değil demiş. Akşam hem Hamitköy'deydi hem Marmara bölgesindeydi Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, iki yerde de birden seçim çalışmalarına devam etti. Şu dakikalarda, şu saatlerde de Girne'de Alsancak bölgesinde çalışmalarını devam ettirmekte. Devam edelim. Bakalım diğer adaylar ne yapmış? Onların gündeminde neler var? Onları da göstereceğiz. Bakın şimdi hemen geliyor sevgili Serkan. Yine bugün teknik masada sağ olsun oynatıyor. Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber'de ilk 5 yıllık vizyonunu 23 Şubat'ta açıklayacakmış, yani pazartesi günü açıklayacakmış. Saat 19.30'da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şölenle açıklayacakmış. Genel Sekreter Kutlay Erkin açılış konuşmasıyla başlayacakmış. Sonra Özkan Bey konuşacak ve ardından Sibel Hanım vizyonunu açıklayacakmış ve 5 yıllık yol haritasını paylaşacakmış ve ilk kez o gün seçim şarkısını da, evet, Sibel Hanım'ın seçim şarkısı da pazartesi günü ilk kez oraya gelenlere dinletilecekmiş. Onu da söyleyebiliriz. Evet, adayların logoları belli oldu. Hepsinin internet ve Facebook sayfaları var. Aktif olarak hepsi bunları sosyal medyayı kullanıyorlar. Bir de seçim şarkıları. Bakalım bu seçimlerde hangi şarkı gerçekten gündem olacak? Biliyorsunuz bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Fark Var şarkısı çok gündemdeydi. Ve o şarkıyla birlikte Eroğlu da seçimleri kazanmıştı, hatırlatalım. Mustafa Ulaş, o da niye aday olduğunu açıkladı. Bağımsız aday, bir Cumhurbaşkanı adayı, Alayköylü avukat Mustafa Ulaş. Neden Cumhurbaşkanı olduğunu, aday olduğunu böyle maddeler dizdi. Kıbrıs sorunu çözemeyiz demiş. Biz ve Türkiye istese bile bu sorun çözülmez demiş. Dünyada etkin aktörlerin çıkar uyuşmadıkça bu sorun çözülmez demiş.
ve reformların gerektiğine işaret etmiş ve böyle madde madde adaylık gerekçelerini açıklamış avukat Mustafa Ulaş. Evet, avukat Mustafa Ulaş da bu seçimlerde bağımsız aday olarak yola çıkan isimlerden bir tanesi avukat bir arkadaşımız. O da bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa dahil oldu. Mustafa Ulaş'ın da katılması ile birlikte 7 tane, şöyle bir düşündüm, 7 tane adayımız var. Adaylıklar kesinleşince tam net aday sayısını göreceğiz ama şu an için benim bildiğim 7 tane aday adayı var. Bu gidişte onu rahat bulacak gibi. Halkın başkanı o. O kim? O Kırda. 186 ne olur, karar nasıl olur da yeniden imzalanır diyor. Kıbrıs sorununun zemini oluşturduğunu belirten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 186 sayılı kararının içinde bulunduğumuz ay içinde 93. kez yeniden Kıbrıs Türk liderliğince imzalanarak onaylandığını söyleyen bağımsız, bağlantısız halkın Cumhurbaşkanı adayı Halis Salih Kırdağ, kazanırsam gerekli tedbirleri alarak diğer cumhurbaşkanları gibi bu kararı imzalamayacağım. Bunu yapma şansı hep vardı. Mücahitlik yemin edip bu karar imza mı atılır diye de soruyor. Ben diyor imzalamam diyor. Halkın bağımsız, bağlantısız gerçek cumhurbaşkanı adayı Halis Salih Kırdağ. Biliyorsunuz yılbaşında konuğumuzdu. Aslında 2 ayda geçti. Çocuklar hatırlatın da başkanı bir konuk alalım. Başkanı seviyoruz. Halis Salih Kırdağ. O da bize zaman zaman geliyordu. En son yılbaşında aldık değil mi çocuklar? Alalım bir daha. Peki devam edelim. Seçim süreci için Yüksek Seçim Kurulu takvimini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 19 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili resmi süreç pazar günü başlıyor. Seçim sonuçlarının ilanına kadarki sürede geçerli olacak seçim yasakları da pazar gününe itibaren yürürlüğe girecek ve bu süreçte devlet ve hükümet yetkilileriyle kamu görevlerine yönelik bir dizi yasak uygulamada olacak. Yüksek Seçim Kurulu 2 numaralı bildirgesiyle artık yavaş yavaş bu bildiriler 2 ile başlar, böyle gider. Sürekli bu açıklamaları yapacak ve pazar günü seçim yasaklarının başlamasıyla birlikte aslında yarışta resmen başlamış olacak. Devam edelim seçimle ilgili bir duyuru var. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu 19 Nisan 2015 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yazılı ve görsel basında tarafsızlık ve eşitlik ilkesine bağlı kalarak yayın yapılması çağrısında bulunmuş. Bakın biz Kırdağ'ı da gösterdik, Sibel Hanım'ı da gösterdik. Bugün kimin haberi varsa gösterdik. Sayın Akıncı'nın bir haberi yoktu sosyal medyada. Bulamadık. Bu sayıdık, onu da gösterirdik. Biz bu çağrıya uyduk. Peki herkes uyacak mı? Onu da ileriki günlerde göreceğiz. Görmezsek de gazeteciler birliğine sorarız. Ne oldu sizin çağrı diye. Değil mi? Herkes uysun. Biz uyduk. Bakalım uyduk, uyunca ne olacak? Madalya verecekler mi? Devam. Serkan'cığım. Ne geliyor? Özgardaş, memura bakan tarafından mobbing uygulanmaya devam ediyor. Yani mobbing dediğimiz şey iş yerinde taciz, iş yerinde tehdit, şantaj falan. Bunlara mobbing deniyor. Yeni jenerasyon bir söz bu. Bakanın işlem yapılması yönündeki tutumuna rağmen İçişleri Bakanlığı'na bağlı nüfus kayıt dairesinde yapılan bir usulsüzlüğün üzerine giden sorumluluk mevkiindeki bir memura bakan tarafından mobbing uygulamaya devam ediyor diyor. Kim diyor? Kamu Sen Başkanı Özgardaş diyor. Olur mu ya böyle bir şey? Olur kardeşim, olur. Bizde olur. Adamlar 2 gündür İçişleri Bakanlığı'nda 1 yıldır yapmadıkları işi yaptılar. Kırsal kesim arsası dağıtıyorlar. İçişleri Bakanlığı aha böyle 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 gıvıl 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 gıvıl. Bugün de öyleydi böyle gıvıl 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 gıvıl. Kapan arsayı gidiyor.
yeşile bas, arsayı kap mantığıyla. O yüzden mobbing yapmışlar, üstünden geçmişler, bilmem ne olmuş Ryan Özkardeş. Hiç tınlamaz. Bu konuda kimse de bir şey yapmaz. Olur biter, oldu da bitti maşallah, oldu da bitti maşallah deyip geçecekler. O yüzden hikaye. CTP MYK'ya özgü olmamış, CTP MYK'sının kendine özgü karar almasına usulden geri adım atarak özgü atamasında Yorgancıoğlu denememiş. Vakıflar İdaresi YouTube kurulu eski başkanı Avuf Ersanal'ın ses getiren istifasından boşalan yere Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Mustafa Özgür'ün atanması konusunda CTP Merkez Yönetim Kurulu ile Başbakan Özkan Yorgancı arasında hararetli tartışmalar falan. Aman! Yiyin birbirinizi diyesi geliyor insanın. Ne oluyor yani? Büyük tartışmalar olsa da ne oluyor? Geçen akşam da DP ile hükümeti bitirin diye karar aldılardı. Yapabildiler mi? Yapamadılar. Ya o yüzden hikaye bunlar şey, göstermelik. Bizim bıyıklar gibi. Göstermelik sol. Aha sol. Aha burada. Bak. Memlekette solcu görsün gözün. En büyük bıyıklı son ayağıymış. Ben varım ya burada. Benden daha büyük bıyıklı mı var? Ha? Solculuk. Nerede eski solcular? Bitti onlar. Eski çamlar bardak oldu. CTP'ye darbe. Sayıştay'ın eski başkanı, bugünün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Hakim, şaibelerin sarmalındaki Kıptek'te teftişe giden Sayıştay denetçilerini içeri sokmamış, kovmuş. Denetimlerin yapılacağı odanın kapılarının da kilitlerini değiştirmiş. Medyamızın manşetlerine dolaşan bu skandal, hem hakimin derhal görevden alınmasını ve hem de bu beyefendinin Sayıştay Başkanlığı günlerinin de ciddi şekilde sorgulanması gerekir. CTP için seçim öncesinde büyük darbe, namuslu CTP'liler uyarırım demiş Ahmet Tolgay abimiz. Ahmet abicim, bulursan uyarırsın. Yani var, 3-5 tane var, yok değil. Ama çoğunluk gitti. Ne dedik? Eski çamlar bardak oldu. Bak, bıyık bıraktık Ahmet abicim. Sen de bıyık bırak, yakışıyor. Yakışmasa da yakıştıracağız. Dinle beni. Bırak bıyığı, rahat ol. Öyle, İsmet Hakim'miş falan. Geçti o günler. Koskoca belediye başkanının kızını aldı. Son seçim yasaklarına bir hafta kala koydu Kıptek'e. Hani münasiz, hani sınavsız adam alınmayacaktı, hani partizanlık yapılmayacaktı. Ahmet Tolgay abicim, bıyık bırak, bıyık bak, bıyık bırak. Biz boşuna mı bıraktık? Sen de bırak. Bu yaştan sonra bırak. Çünkü bu yaşa kadar görmediklerini bugünlerde görme imkanım var. O yüzden bıyık bırak. Bıyıklı ol. Bir yıl sonra tarama şartmış. Tarım Bakanlığı Veteriner Dairesi LSD hastalığına yayılmasını önlemek için ülke çapında büyükbaş hayvanlara yönelik başlattığı aşılama ile ilgili Veteriner Hekimler Birliği Başkanımız sayılı aşının etkisinin hayvanlarda ömür boyu sürmeyeceğini söyleyerek devletin bir yıl sonra tarama yapması gerektiğini söylemiş. Yani et de yiyemeyeceğiz. Yaz geliyor. Şimdi bu hastalık sineklerden bulaşıyor dediler. Şu anda dışarıda bir sürü göletler oluştu. Havalar şu an soğuk ama 5-10 gün sonra ısınacak. O göletçiklerin içinden bir sürü larvalar çıkacak. Onlar sinek olacak. O sinek oradan oraya gidecek, oradan oraya gidecek. Ondan sonra her yer hastalık olacak. Ya hikaye. Kimin umurunda? Devam. Hafta sonu don olayı görülecekmiş. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü uyarmış. Hafta başı hava sıcaklarının 4 derece artması bekleniyormuş. Pazartesi, salı, çarşamba yağmur var. Ondan sonra da artık herhalde havalar düzelir. Ama hafta sonu don varmış. Dikkat edin. Biz sebzelerimizi, memzelerimizi ektik bahçeye. Ama bu don olayı bilmiyorum artık nasıl etkileyecek. Onları sebze ve meyve yiyenler, meyve yok da sebzeler hakikaten zorda. Devam Serkan'cığım. Güney Kıbrıs'a doğum oranı düşmüş, nüfus azalmış. Rum İstatistik Dairesi'nin 2013 yılı bir demografi raporuna göre Güney Kıbrıs'taki Rum nüfusu 2013'te 2012'ye göre 12 bin kişi azalmış. Doğum oranında kadın başına 1.3'e düşmüş. Neden? Sevgili Metin, söyle bakayım. Neden
Rum kadınlar doğurmuyor. Aferin Metin. Bravo Metin. Bak bizim Metin böyle yapıyor kameranın arkasından. Bu diyor. Para olsa doğururlar. Para yok, bir tane. Çok para, çok çocuk. Para yok, dükkan kapalı. Çocuk yok. Üremiyor fabrikada. Çünkü nasıl bakacaksın? Ha. Devam. Aha, çocuk demişken ne diyordu? 3 diyordu, sonra 4 demeye başlamıştı. 4 çocuk diyordu. Çocuk deyince bu geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakışıyor mu demiş, neye demiş. 4 çocuk. Ya biz 2'de kaldık inşallah 2 daha. 4 olacak da. Birazcık para lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, ha, kavga eden vekillere demiş ki yakışıyor mu? Biliyorsunuz mecliste Türkiye'de 2 gündür adeta harp yaşanıyor. Her gün 3-5 tane milletvekili sakatlanıyor. Ciddi sıkıntılar var. Buna da Cumhurbaşkanı Erdoğan yakışıyor mu diye açıklamalarda bulunmuş. Evet. Devam ediyoruz. Dört çocuk. Ama Rumlar bir tane yapıyor. Çünkü para yok. Para yok, çocuk yok. Sen istiyor çocuk, veriyor para. Para yoksa çocuk nasıl? Abdullah Gül'den iç güvenlik paketiyle ilgili açıklama yapmış. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul'da Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Bunu bir kez daha gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Bazı düzeltmelerin yapılması gerektiğine inanıyorum demiş. Al sana yeni polemik konusu. Evet, iki cumhurbaşkanı şimdi bu olaydan sonra polemiğe girer mi? Biraz girer gibi. Biraz girer gibi koktu bu iş. Bir daha düzenlemesi gerekir falan filan. Biliyorsunuz Sayın Abdullah Gül de AK Parti'nin kurucuları arasında. Türkiye'de seçim heyecanı hat safhada. Oh, Yunanistan'ın Euro'dan çıkışına hazırlanıyor demiş. Ah, Alman Der Spiegel dergisi Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkışı için hazırlık yaptığını öne sürmüş. Der Spiegel dergisinin bu haberi Türkiye'de ajanslar son dakika olarak görüyor. Peki, şimdi bir soru. Yunanistan Avrupa Birliği bölgesinden çıkarsa bizim komşucuklar ne olur? Hadi bakalım. 10 puanlık uzmanlık sorusu. Yunanistan eğer gerçekten dediği gibi Almanların Euro bölgesinden çıkarsa bizim komşucuklar ne olacak? Yanındaki komşucuklar? Anası bir yerde, kuzusu bir yerde mi olacak? Nasıl olacak? Neyse, görecek onda. Sosyal medyada yeni bir olay başladı. Sosyal medyada artık yeni bir durum. Yalnız kişiler, gördüğünüz bu yalnız kişiler, bu da maket bir bayan. Yalnızlık fotoğrafı paylaşıyorlarmış. Bakın, yalnız arkadaşlar, özellikle bu arkadaşlar 14 Şubat'ı yalnız geçiren arkadaşlar ki bizim Metin de 14 Şubat'ta yalnız ve tek başına girmişti. Buradan o kadar anons yaptık. Bize yardımcı olmadınız şu Metin'e 14 Şubat'ta yalnız girmesin diye. Hakikaten seyirci size kızgınım. Devam edelim. Bunun bir tane başlık görüntüsü daha vardı sevgili Serkan. Onu da verelim. Bakın nasıl pozlar veriliyormuş. Biz de bugün buna başlatalım Serkan. Bak şöyle bir fotoğraf. Bunun B fotoğrafı geliyor hemen şimdi. İkinci versiyonu Serkan getiriyor. Bakın burada iki çift. Bu beyefendiyle bu hanımefendi öpüşüyorlar. Burada da yine bir beyefendiyle bir hanımefendi öpüşüyor. Bu ablamız da bizim Metin gibi tek başına kalmış. Yalnız, tek. Böyle fotoğraf çektirmiş bak, böyle yapmış. Ah Metin ah. Bak bu da yalnızmış. O kızla seni bir şey yapsak. Kimdi o kız fotoğraftaki? Ya bizim Metin'e birini bulamadık. Tek derdimiz o memlekette. Metin'e birini bulmak. Bulacağız inşallah. İlerideki programım herhalde böyle
Türkiye'de var ya evlendirme programları. İnşallah onlardan yapacağız. Evlendirme programı. Facebook'ta yeni bir dönem başladı. Çıkartma dönemi. Evet. Facebook, Android ve iPhone üzerinden yüklenen fotoğraflara çıkartma, stickers eklenebilmesini sağlayan eğlenceli bir yeni özelliğini duyurdu. Çok yakında herkes bu özelliği kullanmaya başlayacak. Ben bugün birazcık denemeye çalıştım. Pek anlayamadım ama herhalde birkaç gün içerisinde bu olayı da çözeriz. Yeni bir özellik. Çıkartma yapıyorsunuz. Muhteşem bir şey. Sosyal medya her gün yeni bir kapı açıyor. Yeni bir olay getiriyor. Ve her geçen günde bu yeni uygulamalar sosyal medyada yerini buluyor. Son derece önemli ve güzel bir uygulama. Devam. Neyimiz var? Bakalım ne geliyor? Sosyal medya ilişkin. Az sonra konuğumuzu alacağız. Bir yerlere ayrılmayın. Konuğumuzla birlikte günü ve gündemi değerlendireceğiz. Haftanın son gününde şöyle bir verilere bakıyoruz. Borsa İstanbul günü %1.11'lik düşüşle kapattı. Dolar 0.45 arttı. 2.46'larda. Euro 34 kuruşluk düştü. 2.78'lerde. Altın 47 kuruş artmış. Petrol artmış. Borolar da artmış. Haftanın son işlem gününde piyasalara da şöyle bir bakmış olduk. Paracıklar cebinizde olsun. Bugün Şubat'ın 20'si. 10 gün sonra. Ne 10 günü? 8 gün sonra ama maaşçıklar. Değil mi? Paracıklar. En sevdiğim ay Şubat'tır. Niye biliyor musunuz? Ay sonu çabuk geliyor. Vallahi. Hoppa işte güzel bir görüntü. Bakın. Kar yağınca bunu yapmışlar. Bakın bir kardan ablamız ve bir kardan amcamız. Pınar Kaplan paylaşmış. Halası böyle bir fotoğraf yapmış. Ve bunu sosyal medyada paylaşmış. Biz de aldık buraya koyduk. Ve bu fotoğrafla birlikte evet sevgili Serkan gördün mü? Bak bu da bizim Serkan'a benziyor hafiften. Bu da Özlem. Serkan ve Özlem. Kardan adam olursa böyle oluyor. Devam. Son bir tane. Bitti mi? Var mı? Son geliyor. Peki sonu verelim. Hop Tülin Hanım profil resmini değişmiş. Bu arada Tülin Belova bizi her gün izliyormuş. Ona buradan kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Her gün o Kıbrıs mutfağını özgü yemekleri paylaşıyor. Biz de gördük sonra canımız çekiyor. Bu hafta biraz yoğundu. Uğrayamadık. Ama bu önümüzdeki hafta o yemeklerin bir tanesine çat kapı yapıp geleceğiz. Şimdi siz birazcık böyle yemek memek demişken bir çay kahve demleyin kendinize. Biz konuğumuzu alıp hemen geliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Thank you.
Diyalog gazetesi gündem yaratan haberleri ve köşe yazılarıyla her gün bayinizde. Devletin ihtiyaç sandığına 1,5 milyar Türk lirası borçlu olduğunu belirten Çalışma Bakanı Gürpınar, sanki bu borçlar hiç ödenmeyecekmiş gibi hareket edildiğini söyledi. Zabit ailesine yönelik kundaklama ve kurşunlama olaylarıyla ilgili azmettiren Emin Özbeyit'e 3, tetikçi Verellon Stoça'ya 2 yıl hapislik verildi. Kar yağdı, hava sıcaklığı -1'e düştü ve okullar bugün tatil edildi. Anastasiadis, partisi DİSİ tarafından Ulusal Konsey'e sunulan milli belgeye göre Türk askeri ve TC kökenli göçmenlerin adadan gitmesini öngörüyor. Garantiler iptal edilmeli. Detaylar diyalogda. Bugün Beko çamaşır makinesi kampanya kuponu ve hediyeniz Ülker Çizgi, gazeteniz diyalogda. Zirve Acil Sağlık Sigortası. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de tüm özel hastanelerde geçerli 2 ve 70 yaş arası herkese Acil Sağlık Sigortası. Kesintisiz ödeme ve ücretsiz kara ambulansı desteğiyle 130 liradan başlayan fiyatlarla 50 bin liraya kadar acil sağlık teminatınız Zirve Sigorta'dan. Sağlığınızı güvenceye alın, hayatı kesintisiz yaşayın. Zirve Sigorta. Gel Atıcığım. Sultanman yakışan kahve. Bir kahve çekirdeğinden eşsiz bir lezzete giden yolculuğun adı Sultan Kahve. Diyalog TV yayınları Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla artık iPhone ve iPad'lerinizde. Nerede olursanız olun gündemi, haberi ve yayınlarımızı kesintisiz ve kaliteli olarak Kıbrıs Diyalog TV Apple uygulamasıyla takip edin. Kıbrıs Diyalog TV uygulaması Apple Store'larda. Kullanmaya hemen başlayın. Canlıca, gazozun adı. Diyalog gazetesinden büyük olay. Böylesi ne yapıldı ne görüldü. Diyalog her hafta bir değil, iki değil, üç değil, tam 10 okuruna Beko çamaşır makinesi veriyor. Hem de her hafta. Sadece 7 kupona Beko çamaşır makinesi. Beko çamaşır makinesi kampanya kuponları her gün gazeteniz Diyalog'da. Kuponlarınızı biriktirmeyi unutmayın. Hayatta herkesin bir takıntısı var. Belki inanmayacaksınız ama benim takıntım klozet temizliği. Klozetteki şu kanallar var ya, ne kadar temizlesem de aklım orada kalırdı. Neyse ki kanallar kalktı ve bütün bunlar geride kaldı. Şimdi Vitra Rimex Klozet'te temizlemeyi zorlaştıran kanallar yok. Tek harekette kolay temizlik var. Vitra Rimex Klozet. Dişlerinizi fırçalarken sizin de böyle oluyor mu? Peki böyle olsaydı hemen önlem almaz mıydınız? O zaman diş eti bakımınızı da ihmal etmeyin. Paladontax diş macunu Malkron teknolojisiyle diş eti bakımınıza yardımcı olur. Unutmayın, diş eti bakımınıza dikkat etmemek diş kaybına sebep olabilir. Paladontax, şimdi yeni ferahlık seçeneğiyle. Kanser Araştırma Vakfı olarak Telsim ana sponsorluğunda bu yıl 12.sini düzenleyeceğimiz Orkide Yürüyüşü'ne tüm halkımız davetlidir.
22 Şubat Pazar günü Kozanköy Karşıyaka arasında gerçekleştireceğimiz yürüyüşün biletlerini 30 lira bağış karşılığında tüm deniz plazalardan temin edebilirsiniz. Bilgi için 0548 863 4929 ve 0548 868 0511 numaralı telefonlara başvurabilirsiniz. 22 Şubat Pazar gününüzü bize ayırmayı ve biletlerinizi erkenden almayı unutmayınız. Efendim tekrardan yeniden birlikteyiz. Haftanın son konuğunu Yeni Amerikan Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi'ni dekanını ağırlayarak kapatmış olacağız. Doçent Doktor Hüseyin Sadri bizlerle birlikte Yeni Amerikan Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi'nin de dekanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi dekan falan deyince genelde böyle birazcık hani yaş ortalaması daha yüksek birilerini hep burada ağırlıyoruz. Herhalde ağırladığımız dekanlar içinde en genci sizsiniz. Evet, galiba öyledir. Bizim üniversite olarak aslında tecrübeli ve deneyimli hocalarımızın yanısına gençlere de çok değer veren bir üniversitedir aslında. Bizim rektörümüz de aynı şekilde çok genç, evet, ve çok dinamiktir. İyi bir katkısı oluyor bazen, öyle söyleyeyim. Peki, Hüseyin Sadri'yi biraz tanıyalım. Nereden geldiniz, ne yaparsınız? Tamam, Yeni Amerikan'da dekansınız ama biliyoruz birçok haberleriniz çıkıyor. Çok önemli başarılara da imza attınız. Bu haberler bizim gazetelerimizde de çıkıyor. Birazcık sizi tanıyalım. Ben mimarlık alanında okudum. Lisans ve masterimi İran'da okudum. Mimarlığın biraz bina dışındaki kısımlarıyla ilgilenirim. Hep master dönemimde de öyle. Daha sonra TÜBİTAK bursuyla doktoramı yapmak üzere Türkiye'ye geldim. Ve doktoramı mimarlık ve insan hakları alanında, felsefe ve mimarlıktan olan iki bölümde aslında bir disiplinler arası bir çalışmayla yaptım. Ve ondan sonra da yani hoca olarak çalışarak Kıbrıs'a ve Yeni Amerikan Üniversitesi'ne geldim. Diğer hani faaliyetlerim, akademik faaliyetlerim daha kısa süreli oldu. Akademik faaliyetlerin yanı sıra da ben aktivistim. Yani uzun yıllar Uluslararası Af Örgütü'nde aktivist olarak çalıştım. Türkiye'de bulunduğum yıllarda Türkiye'de İnsan Hakları Eğitim Koordinatörlüğünü yaptım Türkiye'nin. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği temsilciliğini yaptım uzun bir zaman. Böylece... Kıbrıs'a yolunuz nasıl düştü hocam? Kıbrıs, güneş için geldim galiba Kıbrıs'a. açıkçası Kıbrıs'ta çok önemli bir potansiyel var. Yüksek öğretim açısından aslında Kıbrıs her gün, geçen gün daha ileriye kendisini taşıyor. Bu dünyanın birçok ülkesinde tam aksidir. Yani Avrupa ülkelerinde yüksek öğretim maalesef gitgide daha kötüye gitmektedir. Ancak Kıbrıs'ta çok önemli bir potansiyel ve her gün daha da iyi bir şekilde gelişiyor. Ve Kıbrıs üniversiteleri bugün daha iyi kaliteli, daha güncel, daha halkla iç içe eğitim vermek için ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ve bu fırsatı aslında değerlendirdim. Ve çok mutluyum gerçekten burada olduğum için. Şimdi biraz Yeni Amerika'nın o durumu konuşalım. Son yıllarda yeni binalar, yani artık kampüsü büyütüyor. Yeni bölümler, işte Millennium olsun, diğer park olsun, yeni yeni binalar da ortaya çıkıyor. Bu binalar ortaya çıkarken hani mimari açıdan da farklı konseptler aslında ortaya çıkıyor. Şimdi bir yerin kültürünün tarihini anlamak için mimarisine, değil mi, gittiğimizde özellikle bakarız. Şimdi üniversiteler de artık değişik yapılarla o kültürü, o gelişmişliği göstermeye çalışıyor bir yerde. Kesinlikle öyledir. Biz Yeni Amerikan Üniversitesi'ndeki gidişata baktığımızda son 30 yılda, bu sene 30. yılı kutluyoruz. Farklı aşamalardan geçtik. Şimdi vardığımız en son aşama, yani bir önceki aşama, üniversiteyi daha fazla kente ve
diğer kentlere taşımak, halkla iç içe götürmek için çalışmaktı. Şimdi kent üniversiteye taşımak için bir yol alıyoruz. Bir master planı hazırladık üniversitemiz içerisinde. Önümüzdeki 5 senede nasıl gelişmeler üzerine. Ve bu master planımızda aslında kentin ihtiyaçlarını da düşünerek üniversitenin sadece öğrencilere değil, kentte yaşayan insanları da üniversitenin içerisine çekerek, onlara hizmet sunarak, onlarla üniversitelerin karşılaşmasını üniversite içerisinde gerçekleştirmek, özellikle kültür sanat alanlarında, sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda, çünkü ciddi eksiklikler ve ihtiyaçlar var kentte buna yönelik. Bunları üniversite bünyesinde oluşturmaya çalışıyoruz. Üniversitenin yeni herhalde karakteri bu olacaktır. Girne'ye yeni bir merkez gibi diyelim. Şimdi çok önemli. Evvelsi gün Doğu Akdeniz'in rektörüyle beraberdik. Ona da aynı şeyi söyledim. Yani artık biz de üniversiteler kentle bütünleşmek durumunda. Girne Amerikan Girne ile Doğu Akdeniz Gazim olsaydı işte yakın doğuda Lefkoşa ile artık bütünleşmiş vaziyette. Lefke Avrupa ile hep böyle bir üniversite ile şehir bütünleşmesi yaşanıyor. Bütün planlar da buna göre aslında bundan sonra yapılması lazım. Girne Amerikan'la Girne ilişkilerin nasıl? Şimdi Girne Amerikan Üniversitesi ve Girne arasındaki ilişki, yani aslında birbirinden ayırması çok zor olan iki kavramdır bence Girne Amerikan Üniversitesi ve Girne. Çünkü yolculukları yaklaşık aynı yıllara dayanıyor. Yani biz baktığımızda 80'lerde Girne 3-4 bin nüfuslu bir şehir, yani üniversitenin kurulduğu yıllarda. Bugün de 33 bin nüfus resmi sayıya göre. Ve en çok göçü alan yer şu tabii anda. Rakamlar. Ve 1/3 öğrenci. Ki öğrencilerin yanında kalan ebeveynleri bazen var. Yani aileleri var bazen. Onları da kattığımız zaman bu rakam daha da fazlaya çıkacaktır. Dolayısıyla üniversite ve Girne'yi beraber düşünmek, kesinlikle size katılıyorum, gerekiyor. Belediye başkanımızda da aynı vizyon var. Belediye meclisi, belediyedeki çalışan önemli teknokrat kesimde de aynı düşünce var. Dolayısıyla biz beraber de buluşuyoruz. Ve hani üniversite olarak bir kere biz mimarlık fakültesi veya diğer bölümler olarak nasıl katkı sunabiliriz Girne'nin gelişimi için, bu konuda da yardım etmeye çalışıyoruz. İlaveten de hani önerilerimizi de götürüyoruz. Bunun birleşmesi gerekiyor. Şimdiki durum şöyledir. Şimdi Girne üniversiteye doğru, yani batıya doğru zaten uzanmış bir şekildedir. Ancak sadece üniversite değil, Girne kenti tüm diğer Kıbrıs kentlerinde olduğu gibi bir araba kentidir. Ve özel araba kentidir. Yani bir toplu taşıma yok ve bir yaya ulaşımı yok ciddi olarak ve bir bisiklet ulaşımı yoktur. Dolayısıyla siz kendi özel arabanızla bir yerden bir yere gitmek isterseniz gideceksiniz. Onun için de ciddi bir otopark ihtiyaçları gerekiyor, başka ihtiyaçlar gerekiyor. Ve yani bu da herkesin erişimi için kolaylık değil. Özellikle öğrenci gibi hani arabası olmayan kesim için. Bu nedenle de biz Girne kentinin, yani Girne Belediyesi ile bu konuda çok ciddi hemfikirliğimiz de var. Üniversiteden başlamak üzere yaya ve bisiklet yolu şeklinde, biraz daha yeşil bir yaya ve bisiklet şeklinde Girne ve Amerikan Üniversitesi'nin bir ulaşım ağının oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili gerekli potansiyel de var, irade de var. Umarım çok yakın zamanda böyle bir şey gerçekleşir ve bu ilişki daha da üst seviyeye taşınır. Tabii Girne Amerikan Üniversitesi deyince Girne akla geliyor ama şimdi artık Girne'nin batısı da Alsancak, üniversitenin de batısı Alsancak. Alsancak Belediyesi ile artık Girne Belediyesi arasında neredeyse yapılara baktığımızda bir boşluk kalmadı. Eskiden Girne'den Alsancak'a giderken yolun sağında solunda boş araziler vardı. Şimdi o araziler kalktep yapı oldu. Batıya doğru ve Girne büyüyünce Alsancak'la bir yerde de birleşmiş oldu. Alsancak Belediyesi ile Girne Amerikan Üniversitesi'nin ve Mimarlık Fakültesi'nin işbirliğinde çok güzel bir park projesi yapılıyor. Hemen söyleyelim izleyenlere yerini. Girne'deki Alsancak'taki çıkartma plajının tam karşısındaki o ormanlık alana Alsancak Belediyesi çok adanın önemli bir projelerinden bence bir tanesine imza atılıyor. Bir park yapılacak. Fırat Ataser Başkan'a buradan selamlarımız olsun. O proje hakkında biraz bilgi verir misiniz? Nasıl bir proje olacak?
ne aşamada şu anda, ne noktaya geldi, ne kadarlık bir süresi var Kıbrıslıların o projeyle kavuşmasına? Evet, ben kesinlikle katılıyorum. Bence Kıbrıs'ın en önemli projesidir. Şimdi genellikle mimari projeler veya gelişim projelerinden bahsettiğimiz zaman her zaman bir ağaç kesmeyle beraber bu gelişiyor yani bu projeler. Bir hani bir var olan bir değerleri de kaybediyoruz bir şey yaparken. Burada tam tersi bir değer kazanma söz konusudur. Orada mevcut bir askerin de aslında katkılarıyla çok önemli bir ormanlık alan var. O ormanlık alan yıllardır insanların kullanımına kapalı bir şekilde orada duruyor. İyi de ki duruyor. Yani belki de hani iyi bir yönetim olmadığı şekilde açılsaydı tahrip edilmişti birçok şey orada. Ancak artık zamanıdır. Fırat Başkan da çok niyetli bu konuda ve çok aktif ve dinamik bir şekilde bu konunun üzerine gitti. Ve o alan belediyeye devredildi. Daha sonra da Türkiye Büyükelçiliği yardım heyetiyle istişare içerisinde üniversiteden bu konuda fikir ve danışmanlık alma meselesi gündeme geldi. Ve biz de üniversite olarak memnuniyetle bu konuya dahil olduk. Öğrencilerimiz ve hocalarımızla yaklaşık 40 üzerinde öğrenci ve 10 üzerinde hocamızla orada çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Tüm farklı alternatif düşünceleri halka sunduk. Halktan aldığımız yorumlar doğrultusunda onları daha da geliştirdik. Ve şu anda son aşamaya geldik. Geçen iki hafta önce bir kamusal bir açıklamayla, tüm halkın davetiyle, sivil toplum örgütlerinin, kaymakamımızın, büyükelçiliğin yetkililerine projenin temel kararlarını sunduk. Ve bir şekilde bir onay aldık aslında oradaki halktan ve sivil toplum örgütlerinden ve hani eleştirdikleri noktaları da dinledik ve o yönlerde daha kendimizi geliştirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ve şu anda planımız Nisan ayına projeyi tamamen bitirmek ve bütçesi için başvuruda bulunmaktır belediye tarafından. Ve 2016 yılı başlamadan park halkın kullanımına açılacaktır kesinlikle. Yani bir yıl içerisinde diyorsunuz proje bittikten sonra bu evet. Hayata girer. Peki nasıl bir şey olacak? Yani orada işte böyle sıklık bir ormanlık bir alan var. Benim bildiğim ortada galiba bir boş bir daha az daha ağacın az olduğu seyrek olduğu bir yer var. Ve bayağı da büyük yani aslında böyle yürüyüş mürüyüş yapılabilecek. Hani bizim gibi göbekli arkadaşların oraya gidip vakit geçirip birazcık spor yapabileceği, temiz hava alabileceği, çocukların orada gitmişken eğlenebileceği alanlar diye belediye başkanı seçim öncesinde açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi siz halkı dinlediniz, talepleri dinlediniz, araziyi de gördüğünüz bir mimar olarak nasıl bir proje orada hayat bulacak? Şimdi orada orası çok yoğun bir ormanlık alandır. Aslında Kıbrıs'ta çok azdır park sayısı. Yani dolayısıyla biz halkla görüştüğümüz zaman herkes bir parkta olması gereken her şeyi orada görmek istiyor. Ancak orası bir park değil, orası bir milli parktır. Yani daha fazla doğal ortamıyla ve vahşi yaşamıyla bilinmesi gereken bir alandır. Bu nedenle biz bir taraftan o halktan gelen ihtiyaç, yani o istek, o park isteklerini dinleyip ve kayda alırken, diğer taraftan da oranın o vahşi ortamının ne kadar az bozulması mümkün ise ona yönelik aslında çalışma yapmaya çalıştık. Sonuç itibariyle de geldiğimiz durum şu, oraya minimum müdahale yapılacaktır. Yani mevcut haline. Ancak orayı insanların rahatça, güvenilir bir şekilde, erişebilir bir şekilde, mutlu olabilecek bir şekilde, tüm yaştan, tüm sosyal statüden insanların orayı iyi bir şekilde kullanabilmesi için uygun hale getirmek niyetimizdir. Bunun için de orada dediğiniz gibi yürüyüş ve bisiklet yolları, ancak yine de söylediğim gibi böyle bir betonarme dökerek değil, inşaat malzemesiyle değil, yani orada bulunan toprakla biraz daha sıkıştırarak, biraz daha yağmur suyunun orayı şey yapmasını engelleyerek bir alan oluşturmaya çalışacağız. Buna ilaveten
Orada hani bir araya gelmek için insanların, bir kahve içebilmek için, daha sosyalleşebilmek için bir ağaçsız bir alan var özellikle yol kenarında. Onu gerçekleştireceğiz. Orada bir küçük restoran, kafe gibi bir alanımız olacaktır. Ve biraz da oradaki vahşi yaşamı daha da çeşitlendirmek amacıyla oraya bir küçük bir göl ilave edeceğiz. Ki kuşların gelip oturabilmesi. Ben yolda gelirken çok şaşırdım. Buradaki küçücük bir gölet içerisinde bir sürü ördek vardı aslında. Benim göl şimdi küçük değil, pek de büyük bir göldür o. Sanayi sular basıyor oradan. O göl bizim önemli göllerimizden biri. Yani Kıbrıs'ın 200 çeşit üzerinde göç eden kuşlar var. Ve bunlar aslında bu su sıkıntıları nedeniyle artık dinlenebilecek, kalabilecek bir yer bulamıyorlar. Onun için orada bir gölet ilave ederek aslında o kuşları oraya çekmeye çalışacağız. Bununla ilgili kuş koruyla da çalışma yapacağız bu konuda. Kuş gözlem kuleleri ekleyeceğiz bazı yerlere. Bu özellikle av kültürü çok yaygın olan Kıbrıs'ımızda insanları kuşları avlamaktan daha ziyade kuşları güzel güzel seyretmeye davet etmek üzere bir fikirdir. Hani kuşları da daha fazla oraya çekmek için. Hem çocuklar için de büyük bir aktivite. Kesinlikle. Tabii ki. Çocuk o kuşları görmesi, sevmeleri açısından. Kesinlikle. Daha da heyecan verici olan mesele bu çift şerit Alsancak'a doğru ilerlemeye başlayacaktır çok yakın tarihte. Ve onun yanında Alsancak'a kadar yaya ve bisiklet yolu da yapılıyor. Dolayısıyla parktan Alsancak'ta yaşayan herkes evine yürüyerek ve bisikletle gidebilecektir. Yani Alsancak'tan bir çıkıp bisiklete binip veya yürüyerek parka gidip, tabii, işte parkta sporunu yapıp, kuşlara, tabii, bakıp, günün zamanını kaliteli bir şekilde değerlendirdikten sonra orada işte restoranda veya kahvesini içip tekrar, kesinlikle, gerisi yürüyerek, geriye gene yürüyerek. Yani göbekler eriyecektir Alsancak'ta. İnşallah. Alsancak'ta ev mi alsak ne yapsak? Fırat Başkan'a buradan selam olsun bir kez daha. Peki Sayın Hüseyin Sadri, yine de son günlerde tartışılan bir konu. Girne Belediyesi'nde bu tartışmaların içerisinde yer alıyor. Girne'de artık binalar yana doğru değil, yukarı doğru çıkmaya başladı. Böyle Lefkoşa'dan giderseniz, Ciklos'tan aşağı doğru Girne'yi görmeye başladığınızda, o Girne'yi gördüğünüzde bakıyorsunuz bazı yapılar yukarı doğru böyle sivrilmiş vaziyette ve yeni yeni böyle sivri sivri uzun uzun inşaatlar Girne'de görüyoruz. Bir mimar olarak, uzun zamandır da bu iş yapan bir mimarlık bölümünün dekanı olarak da nasıl değerlendiriyorsunuz bu yukarı doğru giden inşaatları? Hani günün sonunda evet bir ada ülkesiyiz, toprak metrekare belli, kaç bin tane konut yapılabileceği de belli. Bunların ölçeklerinin ne olacağı da yine matematiksel olarak siz mimarsanız da zaten hemen şak diye bulursunuz ama bu yukarı doğru giden binalar için görüşünüz ne? Kentin dokusu, mimari yapısında tabii ki gözeterek soruyorum bu soruyu. Yani çok çok hassas bir sorudur bu soru. Şimdi koşuluna göre değişir. Şimdi yukarı giden bir bina içerisinde daha fazla insan yaşıyor. Onların daha fazla arabası oluyor. Onların daha fazla dış mekanda zaman geçirmeye ihtiyacı oluyor. Altyapı sorunu oluyor. Şimdi bunların hepsini düşünerek yukarı gidiyorsanız sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Belki hatta iyi bir karardır. Çünkü niye? Çünkü daha az toprağın üzerine beton dökmüş oluyorsunuz. Şimdi ben hep bu örneği veriyorum öğrencilerime. Toprağın toprak olabilmesi için ve içinde bitki yetişebilmesi için milyonlar yıl zaman lazım. Bir toprak verimli bir toprak haline gelsin. Ve biz bir binayı 50 yıllık kullanıyoruz, betonarme binayı ortalama. Şimdi 50 yıl kullanabilmek için 1 milyonlar, yani 1 milyonun çok özelinde 10 milyonlar yıl sonucunda oluşmuş olan bir verimli toprağın üzerine betonu döküyoruz. Ve o 50 sene onun altında kaldıktan sonra verimli toprağın verimsiz bir toprağa dönüşüyor. Bu hiçbir makul ve mantıklı bir şey değil. O eve ulaşabilmek için de yolları asfalt yapıyoruz. Tekrar yine de toprağı mahvediyoruz. Onun için bir taraftan yukarı gitmek bu açıdan önemlidir. Ve belediyenin hizmet vermesi de daha kolay olur. İnsanların sosyalleşmesi de daha verimli olur. Yani bir
kent olur. Yani insanlar da orada bir kentli olurlar. Birbirini görürler, birbiriyle temas içerisinde olurlar. Kültür gelişir, tiyatro olur. Yani akşamlar konser olur, sokaklar canlı olur. Yani bunlar gerçekleşir, insanlar yürürler. Ancak maalesef şu anda yukarı giden o binaların altyapısının, yollarının, kaldırımlarının, parklarının, çocuk oyun alanlarının, otoparklarının, bunların hiçbirisinin düşünüldüğünü zannetmiyorum. Yani olmadığını biliyorum yani, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu şekilde yukarı gitmek doğru değil. Belediyelerin iyi bir master plan oluşturmaları gerekiyor. Neresi yukarı gitmesi gerekiyor kentte, ilk etapta mesela? İlk oranın altyapısını oluşturmaları lazım, parklarını oluşturmaları lazım, sosyal alanlarını oluşturmaları lazım. Bölge bölge belirleyerek hangi bölgede ne kadar olacaktır, bunları belirlemeleri lazım. Ancak maalesef Kıbrıs'ta belediyelerinin kendi master planlarını, kendi geleceklerini oluşturma konusunda söz söyleme hakları yoktur. Ve bunlar hep merkezi bir sistem tarafından tasarlanıyor, karar veriliyor. Belediyelere sorulmuyor, belediyelere bu konuda söz söyleme hakkı verilmiyor. Ve sonuç itibariyle de Girne gibi bir önemli kent, büyük bir kent, 22 yıldır master plansız sadece bir merkezden hazırlanmış olan bir emirnameyle yönetiliyor. Ve bu emirname bugüne kadar minimum 5 defa revize edilmesi gerekiyordu, revize edilmemiştir. Ve sonra da o emirnamede küçük bir revize yapılmasıyla, emirnamede değişiklik yapılarak, yine de altyapı düşünülmeden yine de çok katlı binaların oluşmasına izin verildi. Ve bu Girne'ye her geçen gün önemli bir zarar vermektedir. Onun için bunun kent ölçeğinde ele alınması gerektiğini belediye tarafından düşünüyorum. Tabii şimdi Girne'deki o durum hassas bir durum. Bir de işte denizin gözükebilmesi, insanlar ev alıyorlar, deniz görüyor diye önüne tak diye büyük bina geliyor, manzara gidiyor falan. Bu işin başka hukuki de var. Ama mesela Lefkoşa öyle değil. Lefkoşa daha farklı. En azından deniz görme gibi, manzarayı kesme gibi bir durum yok. Lefkoşa'yı nasıl değerlendirirsiniz? Yani Girne'nin durumu biraz farklı ama Lefkoşa'nın biraz daha farklı herhalde. Yani bence Lefkoşa kesinlikle yukarı doğru büyümesi gereken bir şehirdir. Bugün Lefkoşa'da maalesef adalaşıyor. Böyle yatay olarak büyüyor. Bu Türkiye'de de önemli bir sıkıntıdır. Kentler kent dışına doğru kayıyorlar. Ancak altyapı olmadan. Küçük bir mesele söyleyeceğim burada. Geçen hafta bir Türkiye'de bir cinayet hepimizi çok rahatsız etti. Ve bu cinayete sebep olan meselelerden bir tanesi işte dolmuşla bir kızın bir yerden bir yere gitmesiydi. Buna böyle bir büyümeye baktığımız zaman bir şehir var. Şehrin 40 kilometre dışarısında bir üniversite var. Şehir ve üniversite arasında toplu taşıma sistemi olmadığı için işte alternatif, illegal, bilmem yani informal diyeyim, hani illegal demesem de dolmuş sistemiyle bir taşıma sistemi oluşmuş o şehirde. Türkiye'nin birçok yerinde de böyle bir şeydir. Ve bu insanların büyük ölçekten baktığımız zaman öyle bir yerlerde canlarına bile mal oluyor. Çünkü üniversite niye şehrin dışarısındadır? Kent niye bu şekilde büyüyor? İnsanlar niye dolmuşa biniyorlar? Geldiğimiz zaman Lefkoşa'ya, maalesef Lefkoşa'da da aynı şeyi görüyoruz biz. Lefkoşa nüfus olarak küçücük bir kenttir aslında. Hani dünya kentleriyle kıyasladığımız zaman. Ancak yer ölçümü olarak baktığımız zaman çok büyük. Yani 40 kilometre belki bir tarafından bir tarafına gidebilecek kadar bir mesafe var. Hani belediye olarak değil ama hizmet alanı olarak o şekilde bir büyüklük söz konusudur. Onun için Lefkoşa'nın kesinlikle büyümesi gerektiğini, yukarı doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yine de söylediğim gibi altyapıyla beraber. Yani siz Lefkoşa, Girne gibi dediğiniz gibi dağ bölgesi de yoktur. Düz bir şehirdir. Bisikletle bir yerinden bir yerine çok rahatlıkla gidilebilecek bir şehirdir Lefkoşa. Ancak siz bugün Lefkoşa içerisinde bisiklet kullanamazsınız. Yani Lefkoşa içerisinde illa arabanızı götürmeniz gerekiyor. Bir toplu taşıma, düzgün bir toplu taşıma sistemi yoktur. Bunlar bu şekildeyken ben bir de yukarıya gitmeyi düşünemiyorum. Yani herkesin, her ailenin iki arabası olduğu bir şekilde
Bir bu sokak... kadar otoparkımız yok. Yani... Bu arabalar nerede kalacak? Sokağın parkı. Nasıl girecek şehir içinde? Nasıl çıkacak dışarıya? Yani ciddi bir trafikten bahsedeceğiz. Ki o trafik şu dakikalarda yaşanmaya başladı. Onu da söyleyebiliriz. Evet. Özellikle şimdi buradan çıkarken, sanayiden çıkarken o trafiği ikimiz de yaşayacağız, göreceğiz. Aynen öyle. Onun için belediye de bu konuda böyle bir vizyon taşıyor. Bence eğer bu master plan işleri belediyelere devredilirse tüm bu sorunlar çözülecektir. En azından yakın zamanda olmasa bile önümüzdeki 10 sene içerisinde belediye bu vizyonu koyarak öncelikle altyapı meselelerini çözerek binaların yukarı doğru gitmesini düşünecektir yani. Peki, sürenin sonuna geldik ama şu Lefkoşa inisiyatifini, Lefkoşa'ya konuşmuşken onu da bunun içine dahil edelim. Yeni bir inisiyatif kuruldu. Çok farklı toplumun, çok değişik kesimlerinden sivil toplum örgütlerinin, bireylerinin oluşturduğu bu Lefkoşa inisiyatifinin amacı, sizin orada yapmaya çalıştıklarınızı da dinleyip programı isterseniz kapatalım. Tabii. Nedir bu Lefkoşa inisiyatifi? Lefkoşa inisiyatifi, Lefkoşa ile ilgili bir sivil inisiyatiftir. Bir sürü sivil toplum örgütü aslında buna üyedir. Bunun çağrısını biz yaptık. Tüm sivil toplum örgütlerimizi davet ettik ki Lefkoşa konusunda beraber çalışabilmek için bir araya gelelim. Mimarlar Odası var bunun içerisinde, Tabipler Birliği var. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği var. Trafik Kazalarını Önleme Derneği var. Çevre Mühendisleri Odası var. Birçok örgüt ve oda bu işin içerisindedir. Biz üniversite olarak bu işin bir parçasıyız. Ve burada amacımız aslında Lefkoşa sorunlarını bir de sivil bir inisiyatif olarak ele almak. Yani biz hep çok rahattır. Yani belediyeyi eleştirmek, merkezi idareyi eleştirmek, yerel yönetimleri eleştirmek. Bunu niye yapmadınız, bunu niye yapmadınız? Bizim amacımız eleştirmekten daha ziyade biz ne yapabiliriz bu kent için? Bir araya geliyoruz, her hafta toplantı yapıyoruz ve öneri geliştiriyoruz. Önerilerimizi ilgili kurumlara iletiyoruz ve o konularda biz ne yapabiliyoruz'u geliştiriyoruz. Şimdi çok yakında Lefkoşa Belediyesi ile beraber sağlıklı kentle ilgili önemli bir işbirliği başlatacağız. Bunu çok yakında belediye başkanımızla beraber açıklamasında bulunacağız. Ancak bu tek projemiz değil. Yani bunun yanı sıra birçok 20 maddelik bir önceliklerimiz var Lefkoşa ile ilgili. Bu tarihi sur bölümünlerin, surların içinin... Buraya tabii son dedik ama şeyi de koymak lazım. Yani Güney Amerikan Üniversitesi, Lefkoşa'da kampüs değişme, özellikle Arap Ahmet'in olduğu o tarihi dokuyu koruyarak o bölgenin yeniden canlanması için de bir proje başlattı ki son derece önemli. Özellikle o bölgenin yeniden canlanması, esnafının yeniden ekonomik döngüye kavuşması ve bölgenin insan çekmesi ve tabii ki eğitimin orada olması da Arap Ahmet projesi son derece önemli bir proje. Bir iki cümlede orayla ilgili alabilirsem çok mutlu olacağım. Ben o projeyi çok çok benimsiyorum. Çünkü Lefkoşa'nın kalbinin bir üniversiteyle can bulması, hayat bulması çok önemlidir. En büyük endişem bir mimar olarak her zaman böyle tarihi merkezlerin birçok kentte yanlışlıkla turizme teslim edilmesidir sadece. Böyle olduğu zaman kent yılın belli dönemlerinde canlı, belli dönemlerinde tamamen ölü oluyor. Günün belli saatlerinde çok canlı oluyor. Belli saatlerinde insan orada yürümekten korkuyor. Ancak sürekli aktivitesi olabilen, orada insanların yaşaması, öğrenciler kalacaktır. Kültürel, sosyal aktiviteler gerçekleştirecektir. Ve çeşitli çeşitli şeylerin gerçekleşmesiyle bir üniversite, tabii ki turizmin de yanı sıra çok önemli bir hareket verebilecek bir mekanizma olacaktır kent için. Onu kan pompalayacaktır. Bunun için Güney Amerikan Üniversitesi'nin bu projesini bir sosyal sorumluluk projesi olarak nitelendiriyorum. Ki bunun içerisinde çok çok sayıda evin restore edilmesi vardır. Ve böylece bir tarihi mirası da kazandıracaktır. O dokuyu zarar vermeden, o dokuyu tekrar yeniden tamir ve bunlar edip... hepsi vakıf malı olduğu için de bunlar hepsi Kıbrıs Türk halkına aslında kalacak önümüzdeki yıllar için bir mirastır Güney Amerikan Üniversitesi'nde. Tabii bu konu başlığı aslında tamamen bir program konusu. Böyle iki dakika geçiştirilmiş gibi olduk ama evet. Birazcık olsun sizden ne yapılmak istendiğini duyalım istediğim için sordum. Ama zaten bu bir
tek başına program konusu teşekkür ediyor. Belki ilerleyen günlerde buna bir bakarız. Ama bugünlük bir noktalı virgül isterseniz atalım. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Hüseyin Sadri, Güney Amerika Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı. Ne ettiğinizde geldiniz. Bizlerle görüş ve fikirlerinizi paylaştınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim güzel programınız için. Efendim haftanın son gününde Güney Amerika Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Doçent Doktor Hüseyin Sadri'yi ağırladık. Pazartesiden Cuma'ya saatler 16-15'i gösterdiğinde bizler önce ülkenin sosyal gündemine, sonra dünya gündemine, sonra kendi gündemimize bakıyoruz. Bu programı tek başımıza hazırlamıyoruz. Perde gerisinde çok çalışkan arkadaşlarımız var. Sevgili Özlem Sağlam danışmanlığımızı yapıyor. Metin Akar hemen kameranın arkasında duruyor. Sevgili Orçun Havanik sesin sizlere daha sağlıklı ulaşması için çalışıyor. Ve Serkan Evcil dostumuz da bu programın yönetmenliğini yapıyor. Bize de hazırlayıp sunmak kalıyor geriye. Efendim sağlıklı, keyifli, huzurlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü umut ediyoruz ki saatler 16-15'i gösterdiğinde yine tercihiniz Diyalog TV'de, yine kuliste, yine bizde olsun. Hoşçakalın.